Merhaba, kazanım 7 testini birlikte çözelim. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım Adana seçeneğine. P veya 0. Bakın. P 1 olsa cevap ne olur? 1 veya 0'dan 1 olur. Peki 0 olsa ne olur? 0 veya 0'dan 0 olur. Bakın P'ye ne verdiysem cevap ne oldu? Kendisi geldi değil mi? O zaman cevap P. Doğru mu? Doğru. Peki Bursa'yı çok iyi biliyorum. Veya P veya P'nin değeri nedir? 1'dir. Ama burada 0 demiş. Yanlış. Yani cevabımız Bursa. Peki C'ye bakalım. Bakın veya bağlacının ee, doğruluk tablosuna yola çıkalım. Önermelerden biri 1 ise sonuç her zaman ne oluyor? 1 oluyor veya bağlacı. Yani burada bak 1 var. O zaman cevap ne olacak? 1. Doğru mu? Doğru. Bu ne? Ne bu? Tek kuvvet özelliği. E veya P nedir? P'dir. Doğru mu? Doğru. Bakın dikkat edin edilmeli de e, tek kuvvet özelliği var. Yenin değil veya P'nin değili. Aynısı veya bağlayıcıyla bağlanmış. Dolayısıyla cevap ne olacak yine? P'nin değili doğru mudur? Doğrudur. Yani cevap Bursa olmuş olur. İkinci soru. Renkli kutularda yazan birleşik önermelerin hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Şimdi şöyle bir yazalım. P ve 0. Şimdi B bağlacının doğruluk tablosunu hatırlayın. İçinde bir tane sıfır varsa sonuç her zaman nedir? Sıfırdır. E burada var mı? Var. O zaman sonuç sıfır. Tamam. Bakalım. Evet doğru eşleştirilmiş. Maviye bakalım. Bu mavi mi ya? Mavi herhalde. Su yeşili. Yok mavi herhalde. P ve P'nin değili. Aa sıfır olacak. Bunu da çok iyi biliyorum. Bu sıfır olmalı. A1'e eşleştirilmiş. Maalesef mavi. Peki ev ve 1. Şimdi P'ye 1 versen sonuç ne? 1 ve 1'de 1. 0 versen ne? 0. Bak P'ye 1 versem 1, 0 versem 0. O zaman cevap P olacak. Bakalım hadi biraz da böyle pratik olalım. Evet doğru. P ve P. Bak yeşile bakın. Tek kuvvet özelliği değil mi? O zaman P olacak. Evet P. P'nin değili ve 1. Şimdi P'nin değiline bakın şuraya 1 versem Cevap 1. 1 bir ve 1'den. Sıfır versem 0. Aa, o zaman ne olacak? Bak P'nin değillerine ver desem cevap da kendisi geldi. O zaman cevap P'nin değili. Bakalım. Evet P'nin değili. Kim yanlış? Maviye benzeyen su yeşilli gibi görünen mavi herhalde. Cevap Bursa. Üçüncü soru. P veya Q sıfırmış. Wow. Şimdi bak. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunu çözmeden önce doğruluk tablolarını bileceksiniz. Bak çok net. Doğruluk tablolarını bileceksiniz. Ve veya ya da ise ancak ancak. Tamam mı? 5 tane bağlacımız var. Bunların hepsini iyi bileceksiniz. Doğruluk değerlerini. Doğruluk tablosunu. Şimdi veya'yı hatırlayalım. Veya da her ikisi sıfır iken sıfırdır. A cevap 0 o zaman her ikisi de ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Tamam. E şimdi hadi gidelim yerlerine yazalım. Şurada yerlerini yazalım. Sıfırın değili veya sıfır veya sıfır veya sıfırın değili. Tamam. Parantezden başlayalım. 1 oldu değil mi burası? Sıfırın değili 1 veya 0 veya 1. Peki 1 veya 0 denir? 1 veya 1, 1 veya 1, 1. A cevapları da yok. Hmm. Acaba hangisi? Şimdi P dediğim zaten 0. E Q dedim de 0. Bu da gitti. Peki C'ye bakalım. P'ye 0, Q'ya 0 verirsen 0 ve sıfır ne? Sıfır. Bu da gitti. Peki Edirne'ye bakalım. Sıfır veya sıfır ne? Sıfır. Bu da gitti. A cevap Denizli. Gördünüz mü? Ha, de ne oldu? Tabii şöyle. P'nin değil veya Q ya. 0'ın değil veya 0. 1 veya 0. O da ne oldu? Bir olmuş oldu. Gördüğünüz gibi cevap Ceyhan değil. Denizli olmuş olur.